İnfaz timi işbaşı yaptı. Geçen hafta Mersin'de bir infaz timi başlıklı yazımı çıktığı gün, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde AK Partili Başkan Mustafa Gürtağ'a silah çekildi. Böylece infaz timi beni doğrulamış oldu. Azmettiren CHP'li Başkan Vahap Seçer, silahı çeken ise belediyeye bağlı Kültür AŞ çalışanı Cengiz Söğüt. Saldırganın yaralamadan sigara kaçakçılığına kadar poliste birçok kaydı var. CHP'li Seçer, buranın horozu sen misin diyerek Gültak'ı konuşturmadığı gibi başkana da hakaretler yağdırdı. Önceki yazımda Başkan Seçer'e ve CHP'li Ali Mahir Başarır'a yığınla soru sordum. Aradan bir hafta geçti, ne Seçer'den ne de Başarır'dan ses çıktı. CHP'li Başarır sorularıma cevap vermek yerine Ak Gençliğin belediyeyi bastığı yalanını savurdu. Baştan sona yalancıdırlar. Bunlar Hitler'den beterdir. Kemal Kılıçdaroğlu her ay muazzam olarak Amerika Büyükelçisi ile ne görüşüyor? Büyükelçi Meral Akşener'i de ziyaret etti. Bu görüşmeler milletten niye gizleniyor? Biri Amerika, diğerleri her fırsatta Türkiye'ye düşmanlık yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener olunca akla başka şeyler geliyor. Hele Biden'ın muhalefetle işbirliği yaparak Erdoğan'ı indireceğiz sözlerinden sonra. Milyon dolarlar akıtılan fondaj medyaya Erdoğan aleyhine aşağılık kampanyalar düzenleten bu Amerika değil mi? Kılıçdaroğlu önce bürokrasiyi tehdit etti, sonra devlet kurumlarına baskın düzenledi. Adam tweetle randevu istedi be, böyle randevu istemek mi olur? Adamın amacı devleti yıpratmanın peşinde. Bunlar PKK, DHKPC ve diğer organize suç örgütleri gibi mekan basıp silah göstermeye de başladı. Bay Kemal başına gelecekleri Mersin'de gördü aslında. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, HDPKK, DHKPC, Açilciler, Esatçılar, Babacan ve Davutoğlu mitinge adam taşıdı. Burası PKK'nın ikinci kandili olarak da bilinir. 29 ilden mitinge otobüslerle adam taşındı. Nuri bile Trabzon'dan kalkıp geldi. CHP'liler mitinge 100 bin kişinin katılacağını bekliyordu. Aslında Mersin'in böyle bir potansiyeli vardı ama gele gele mitinge 21.500 kişi katıldı. Gelenlerin çoğu da HDPKK'lıydı. Ellerinde Türk bayrağı yoktu. Milletvekili Başarır'ın mitinge katılanların sayısını açıklayan Vali Ali İhsan Su'ya saldırması öfkesindendi. Mersin mitingi bekleneni vermedi. Miting Bay Kemal'in yine avuçlarını yalayacağını gösterdi. Necmi Avsturoğlu, insanı şaşırtan salaş yapılar arasında müthiş bir bina, otel ama sıradan bir otel değil. Bizim bütün hikayemiz aslında 2009 yılında 5 yıldızlı bir otel yapma fikriyle başladı. Alan 3. derece sit alanı olduğu için burada bir arkeolojik kazı yapılması öngörüldü. Müze denetiminde tabii ki. Kazıyla beraber aşağıdan veriler çıkmaya başladı. Veriler çıktıktan sonra müze denetiminde, üniversiteler eşiğinde, hocaların eşiğinde bir kazı yapılması öngörüldü. Kazı aynı zamanda bakanlığın denetiminde oldu. Biz bir yıl boyunca 120 işçi, 35 arkeolog, 5 tane restoratör mimar tarafından Antakya'da yapılan en sistematik kazılardan bir tanesi yapıldı. Alanımız M.Ö. 3. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar süren süreçte 5 farklı yapı katmanında 13 farklı medeniyetin izlerini gösteren bir arkeopark. Aynı zamanda da bunun üzerinde bir inşaat olarak da bir otel inşaatı yapılmış durumda. Ama alt katman olduğu gibi bir arkeoloji müzesi ve arkeolojik park olarak hizmet görecek. Hem müze hem otel yani. Sadece ismi değil, gerçek bir müze otel. The Museum Otel Antakya. İlginç ve bir o kadar da şaşırtıcı hikayesi var. Oteli Antakyalı iş adamı Necmi Avsuroğlu yaptırdı. Çuvalla para aktardığı otelin namı Amerika'ya kadar gitti. Arsadan tarih fışkırdı. Helenistik, Bizans, 5 ve 6. yüzyıl Roma ve Osmanlı dönemlerine ait, aralarında Eros heykelci ile sikkelerin de olduğu 30 bin obje. En çarpıcı ve anlamlısı ise mozaik bloklar. Kapladığı 850 metrekarelik alanla dünyanın tek parça mozaikli yer döşemesi burada. 200 metrekarelik alan kaplayan G2 mozaiği de.
Kalitesi ve konusuyla eşsiz bir otelidir burası. Necmi Bey, oteli kızı Sabiha ve oğlu Asaf'la birlikte işletiyor. Herkesin görmesi gereken bir yer. Asfuroğlu ailesinde tatlı bir heyecan var. Çünkü Asaf yakında Merve'sine kavuşacak. İkisine de mutluluklar dilerim. Önemli not: Çukurova öğretim üyelerinden Profesör Doktor Kadir Aydın'ın 0'dan 14. sıraya getirerek büyüttüğü, Çukurova Teknokent'i ilk 5'e sokacağız diye ele geçirenler, Teknokent'i 45. sıraya geriletti. Duyan duymayana haber versin. Ersin Ramoğlu, Sabah.